çok beğendim. Nereden? Yukarıdan mı başlıyorsun? Evet Derya Hanım. Hiç böyle dikişsiz yakadan başlıyorum. Daha sonra kolları ayırıp sadece bedeni örüyorum. Hani sanki bebek hırkaları, yelekleri yaparız ya şişle. Onların mantığı gibi. Evet. Şimdi. Evet. Şuradan. Zincir ben alayım onları. Evet. Çekmedim ama şöyle hemen tarif ediyorum. 170 zincir çektim bunu yapmak için. 170 zincirin üzerine 3 zincir çektim. Bir boşluk atlayarak üzerinde 85 kutucuk var. Yani kutucuğun 2 katı kadar. Bence hani bedenlerini ayarlamak istediklerinde... Hayır, şuraya sık iğneyi yapıyorsun sonra kutucuğa geldin. Kaç sıra yaptın? İlk önce bir zincir çektim Derya Hanım. Tamam. 3 zincir, 1 zincir atlayarak hep kutucuk yaptım. Sık iğneli. Yani şu şekilde. Bir zincir bir çekerek mi yaptın? Hemen başlayayım. Şöyle. Yok, ilk başta normal bir sık iğne yapmışsın herhalde 3 sıra hiç değil yapmadım. Mi? Hiç yapmadım. Şöyle zincirimi çekiyorum. Tamam. Başlarken. Şimdi geri dönüyorum zincirin içine. Batıyorum. 3 zincir çekip tabii bunu birleştiriyorum 170 evet. zinciri. 3 zincir çekiyorum. Tamam. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa sık iğne. Böyle kutucuklar oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinci boşluğa. Sen şuradan sonra bahsediyorsun. Yakadan. Şurasını bahsediyorsun değil mi? Şurası Derya Hanım. Burası şey sık iğne değil. Böyle kutucuk. Sonraki sırada peki? Sonraki sırada yine 3 zincir çekiyorum kutucukların içine. Bakın böyle. Değişikmiş bu. 3 zincir çekiyorum. Evet. Bir boşluk atlıyorum. Onun için kutucuk sayısının 2 katı kadar zincir çektim. Burada 85 kutucuk var bu modele göre. 170 tane zincirim var. Çektim. Bir boşluk atladığım için. Tabii ki. Şimdi böyle birleştirdim. Tabii şu ben dönerek ördüğüm için yarıda kalıyorum. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Şu boşluğa. 3 zincir çekiyorum. Şu boşluğa. Bir dakika. Hangi boşluğa? Şu boşluğa. 1, 2, 3. 3 zincir çektiğim şu boşluklara. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Sık iğne değil. Algılayamadık. Sık iğne değil yani şu şekilde böyle file file yaparak. Ama seninki çok iri bu çok Onu biraz galiba 2 zincir çektim onu akşam. Evet. Biraz daha ufak olsun diye. 2 de olabilir. Gibi. Tamam evet. 3 de olabilir ama tabii ben bunu dönerek ördüğüm için file şeklinde. Tamam. Şu şekilde. 2 zincir çekerlerse biraz daha minik olur o şeyleri başlangıçları. 3 sıra bu şekilde yaptım. Yaptık. Ben bunu böyle hiç dikişsiz şekilde örerek. Şöyle 3 sıra yaptım. Daha sonra Derya Hanım bu zaten birleşmiş bir şekilde ördüğüm için 9 zincir şu arası sık iğne batıyorum. Yalnız burada 3 kafes boş bırakarak. Tamam. Yani 85 ona göre sayısı. Yani. 9 zincir çekiyorum. Şurada bakın şu bölüm olarak 21 adet bölümü var benim bluzumda. Tamam. Bunun kendi bedenlerine göre ayarlayabilirler. Şu aralarda 3 kutucuk bakın boşluk bırakarak. 9 zincir 3 kutucuk. Bu şekilde 2 sıra ilerliyorum. Daha sonra şunu şurada. Yaptık. Evet şurayı yaptık. Şuraya böyle V'ler hazırlayarak. Tabii ki doğal olarak bu V'ler de 21 bölümden oluşuyor. Sadece 3. sırada bir artım var onu göstereceğim. Ondan sonra hiç artırmıyorum. Hep o şekilde iniyorum. Aynı şekilde görüyoruz. Şimdi 3. sırada artış yapmak için bu 2 bölümü yapıyorum 3. bölümde. 2 bölüm artırmıyorum. Şuradan da gösterirse. 2 defada bir artırıyorsun. Evet, 2 defada bir. Tamam. Şöyle bakın. 2 bölüm artırmıyorum. O kolu indirirsen anlayacağız biz. Peki. 3. bölümde 2 bölüm artırmıyorum. 3. bölümde artışı yapıyorum. Onu merak ettim. Şimdi 7 zincirimi çekiyorum. 4, 5, 6, 7. Tamam yavaş şimdi. Tabii ki. V'nin içine. Şimdi bütün bu trabzanlarım 3'te çıkma. Tamam. 3 zincir aralar. Tamam. Şimdi yine 2 zincir çekeceğim.
pardon 3 zincir. Şimdi şu bölümde 4 tane öyle kutucuk şöyle yapıyorsun. Kutucuk oluşturuyorum der yani. 4 adet. Aynı yuvaya. Evet. Bir üstte bu artışımın yine bir ufak bir minik bir artışım olacak. Onu değil de sıralım şunu da var. Tamam. Göremedim. Bir dakika. Şu anda 3 tane var değil üç mi? 3 tane bir var. Bir tane daha mı yapacaksın? Yok bu kadar. Üç yani tane 3 tane kutucuk oluşuyor. 4 dedin? 4 trabzan var. Ha 4 trabzan. 4 trabzan 3 kutucuk oluştu. Mesela şimdi diğer bölümde yapmayacağım. Yine 7 zincir çekiyorum. Kaç ip gidiyor? 3 yumak kullandım. 3 numara tığ kullandım. Merserize bir ip. Üçte çıkıyorum. Bu bölümde yapmıyorum. Tamam. Sonra tamam. Diğerinde tekrar yapmayacağım. Yani şey gibi düşünsünler. Şurada gösterirsem bunu. Ben bunu İki örümcekten yapmıyorum. Yapar geçer giderim. Gerçekten örümcek nasıl o çok moda? Güzel. Yani yine. Aynı mantıkta burayı evet. Örümcek yaparak da gidebilirsiniz. Aslında karışık değil, çok güzel. Değil, değil Derhan. İki bölümde yapmıyorum. Üçüncü bölümde bu olsun. Hazırlamış. Evet. Mesela bu renkten benim demin gösterdiğim fotoğraf, şimdi orada pembe gibi mi duruyor? Hı-hı. Tam böyle yavru ağzıyla kiremit rengi gibi. Şimdi şu koyudan da ben göstermek istiyorum. Tabii. Çok güzel olmuş. Yani şurada bize sen bir şey yap. Neredesin mesela şu anda? Tabii ki Derhan. Şimdi 170 zincirimi çektim. Kafeslerimi oluşturdum. Bak burada oluşturdum. Daha iyi anlaşılıyor o yaptığın evet. Şey. Evet. Evet. Kafeslerimi çektim 3 sıra. Daha sonra 9 zincir sık iğnelerimi yaptım. Bu bölümler 21 adet. 3. sırada da artışımı yapıyorum. Şimdi bakın artışımı burada göstereyim size Derya Hanım. 2 bölümde yapmadım. 3. bölümde. Bakın 2 tane de artış yok. Üçüncü sonra aşağıya bölümde. Kadar hiç arttırmadan aşağıya mı gidiyorsun? Aşağıya kadar yok sadece zincir sayılarıyla oynuyorum. Yani zincir sayılarım burada 5 adet. Evet. Mesela her sırada onları değiştiriyorum. Her bölümde. 6, 7, 8'e kadar. 8'e kadar gidecek kadar. Aralar. O da o bolluğunu veriyor bize. Etek Bol ucunda için. Bir şey var mı? Etek ucunda da yine bu biraz önceki gösterdiğim artışın aynısını burada uyguluyorum. Etek ha ucunda. Buraya şunları evet. Yapmak için. Şu V'nin içine yine böyle 3 kafes oluşturuyorum. Daha sonra zincirlerle yine üstte 3 kafes var. Daha sonra da pıtırcıkları yapıp bitiriyorum. Yani şurası 1, 2, 3, 4 sıradan oluşuyor. Yani Trabzan tepelerine şu pıtırcıklar kaç oluşturuyorum. Sayıdan oluyor pıtırcıklar? 3 zincirle yaptım tamam. Onları Derya Hanım. Yani aynı demin gösterdiğim yalnız mantık gibi. Çok güzel olmuş. Biz onu da yakın fotoğrafını şurada. Çekiyorum. Şimdi evet. Ben onu bir giyeceğim de. Bir de kol için Derya Hanım. Kaç dilim ayırıyorsun? Kol orada için kaç dilim? Kol için 6 dilim ayırıyorum. Aha. Ama şuradaki artımın ikinci sırasını göstereyim mi Sibel Hanım? Hani artırmıştım ya. Evet biraz evet. Şimdi bir önceki sırada artırmıştım. Evet. Onun ikinci sırasını göstereyim. Şurada bakın şu artırdım. Hatta burada daha net gösterebilirim. Evet. Şimdi iki kutu artırmadım. Bir birinci tane kutu. Artırdın. Evet iki kutu artırmadım. Bir tane daha sonra artırdım. Evet. Bu şekilde hep bunu devam ettim. Daha sonraki sırada. Şimdi burada. 4 zincir çekiyorum. Hı hı. Şimdi bağlantılarım başlıyor. Tamam. Hani bunlar hep böyle üçlü üçlü toplanmış. Şimdi burada bağlantım başlıyor. Şu 7 zincir çektiğim zincirleri tam ortadan topluyorum. 4 zincirle. Aşağı iniyorsun. Evet. Yani şimdi şurada göster bize. Onlar nereler? Şurada. Şunlar şurası değil da mi? Yani. Şunlar mı? Şuralar. Bakın. Ha, şunlar. Şuralar. Bayağı güzel bu. Birkaç derslik bir şey. Elimi merak edenler için silikon tabancasıyla evet, yandı. Ben de merak ettim. Evet yandı burada yayında. Bayağı kötü bir görüntü oldu onun için kapattım. Merak edilecek bir şey yok. Şimdi bir şey değil. Çok geçmiş olsun. Görüntüsü kötü oldu sadece. Deri daha yapamadı kendini. Evet. Çok geçmiş olsun. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Şu boşluğa yine V'lerimi oluşturuyorum. Arada 3 zincir. Hani bu şeyi bluzu çoğaltmamın
Yani bu şekilde çoğalıyor. 3 zincir çekiyorum. Buraya sık iğne. Yine 3 zincir çekiyorum. Kendini belli ediyor zaten. Çok belli eden bir şey. Evet. Sibel Kavaklıoğlu çok güzel bir şablon yapmış. Şunu bir görerek gidelim. Belki fotoğraf çekenler olabilir. Gerçekten. Dur bir dakika. Fotoğraf çekmek isteyenler için. Süper güzel hazırlamış. Buradan takip ederek aslında gidebiliriz. Sayıları da yazdın değil mi? Zincir yazdım sayılarını falan. Ne kadar örmeleri gerektiğini yazdım.